Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili öğrenciler. Bugün din, kültür ve ahlak bilgisi 5. sınıf 4. ünite Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını özetleyeceğiz. Hazreti Muhammed aleyhisselamın evliliği ve çocukları. Hazreti Muhammed aleyhisselam biliyorsunuz kendi 25 yaşında, Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Hazreti Hatice validemizle evlilik yaptı. Hazreti Hatice zengin bir kadındı ve ticaretle uğraşıyordu. Üstün ahlakından dolayı tertemiz kadın anlamında Tahire isminde lakabı vardı. Yani Hazreti Hatice çok üstün ahlaklı bir kadındı. Hazreti Hatice ticaretle uğraşıyordu. Ticari işlerini yürütmekle ilgili yürütmesi için Peygamberimizle anlaştı. Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin ticari işlerini yürütüyordu. Ticari işlerini yürütürken Peygamberimizin dürüstlüğü, güvenilirliği Hazreti Hatice'nin dikkatini çekti. Hazreti Hatice Peygamberimize evlilik teklif etti ve neticede Peygamberimize Hazreti Hatice ne yaptı? Evlenmiş oldu. Evlendiklerinde Peygamberimiz 25 yaşında, Hazreti Hatice ise 40 yaşındaydı. Bu evlilikten sevgili öğrenciler 6 tane çocukları oldu. Bunları birazdan anlatacağız. Peygamber Efendimiz'e ne deniyordu? Bunu bir hatırlatmakta yarar var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam geçimini sağlamak amacıyla ticaretle uğraşan dürüst ve güvenilir bir kişiydi. Bundan dolayı da Mekke'de Peygamberimize ne diyordu? Neydi lakabı? Muhammedül Emin'di. Yani güvenilir Muhammed'di. Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah Hazreti Hatice'den dünyaya gelmiş. İbrahim ise başka bir eşinden dünyaya gelmiştir. Bir eş olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam nasıl bir eşti, nasıl bir insandı? Ahzab suresi 21. ayette Allah-u Teala andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için güzel bir örnektir buyuruyor Allah-u Teala. Hazreti Muhammed bizim için söz ve davranışlarıyla aile bireylerine örnek olmuştur. Onun için Peygamberimize biz ne diyoruz? En güzel örnek, üsve-i hasene. Sevgili Peygamberimiz aile bireylerinin tamamını ayrım yapmadan sevmiş, onlara güler yüzlü davranmıştır. Çocuklarına ve eşine devamlı sevgiyle yaklaşmış, gönül kırıcı davranışlarda ne yapmıştır? Sakınmıştır. Bir baba olarak Hazreti Muhammed nasıl bir babaydı? Anne babalar çocuklarının her türlü sıkıntısını gidermek, mutluluk içinde yaşamalarını sağlamak isterler. Aile bireylerinden birinin sıkıntısı olduğunda en kısa zamanda o sıkıntıyı gidermeye çalışırlar. Peygamberimiz de kızı Zeynep'in çocuğu hastalanınca onu teselli etmiş ve çocuğu vefat ettiğinde ise acısını paylaşmıştır. Yani Peygamberimiz mükemmel bir babaydı. Eşine mutfakta yardım eder. Eve geldiği zaman evine selam vererek girer. Eşinin halını, hatırını sorar. Yani ideal bir baba örneğiydi. Her konuda olduğu gibi bu konuda da. Hazreti Muhammed Aleyhisselam akrabalarına karşı da iyi davranır, güler yüzlü davranırdı. Sıkıntıda olanların imdadına koşardı. Hasta olduğu zaman ziyarete gider, bayramlarda ve özel günlerde dost ve akrabalarını ziyaret ederdi. Yani çocuklarına iyi bir örnek, iyi bir rol model bir babaydı Peygamberimiz. Hazreti Muhammed aynı zamanda komşularını da ziyaret eder, komşuluk ilişkilerine dikkat ederdi. Peygamber ailesinin kesinlikle komşularını rahatsız ettiği duyulmamıştır. Onun için biz de ne yapacağız? Komşularımızı rahatsız etmemeye özen göstereceğiz sevgili öğrenciler. Bir dede olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam, evet bir eşti, bir babaydı. Şimdi bir dede olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam nasıl bir insandı? Hazreti Muhammed'in biliyorsunuz bizim de bildiğimiz, çok iyi bildiğimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin isminde iki tane torunu vardı. Bu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın çocuklarıydı. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin,
Peygamberimizin yanında onun terbiyesiyle yetişmişti. Peygamberimiz onlarla ilgilenir, onlara şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Onların ihtiyaçlarını yakından gidermeye çalışırdı. Torunları dünyaya ilk geldiğinde onlara güzel isimler koymuş. Hasan ve Hüseyin isminde onlar için akika kurbanı kesmiştir ve sadaka vermiştir. Yani peygamberimiz için torunları neydi? Çok önemliydi. Bütün dedeler için önemlidir zaten. Hazreti Muhammed Aleyhisselam torunları yanlış yaptığında veya hata yaptıklarında onları uyarır, onlara doğruyu ve güzeli en iyi şekilde öğretirdi. Yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin peygamberimizin dizinin dibinde yetişmişler, o terbiyeyi almışlardı. Onun için peygamberimiz onlara ne diyordu? Cennetin efendileri diyordu sevgili öğrenciler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ailesinin örnek davranışları, peygamberimiz ailede sevgi ve saygıyı, merhameti, adaleti ve hoşgörüyü daima ön planda tutmuştur. Yani karşılıklı sevgi, saygı ve adalet ilkesine riayet etmiştir. Peygamberimiz aile halkından hiç kimseyi dövmez, şiddet kullanmaz, azarlamaz, kötü söz söylemez, kırmazdı. Hatta onlarla sohbet eder, zaman zaman şakalaşırdı bile. Peygamberimizin aile halkı da onu küçük düşürecek davranışlarda bulunmaz. İyilik, severlik, hoşgörü, yardımlaşma konularında çevresindekilere örnek olurlardı. Peygamberimizin ailesinde mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı. Sevgi ve sıkıntıların paylaşılacağı en önemli yer aile ortamıdır. Yani biz sıkıntılarımızı, problemlerimizi ne yapabiliriz? Ancak ailemizle paylaşabiliriz. Ailede paylaşmazsak içimizde büyür. Dışarıda başkalarına paylaştığımızda o sıkıntılar ne olur? Bizim aleyhimize kullanılabilir. Onun için sıkıntılar da sevinçler de aile içinde paylaşılırdı. Peygamberimiz döneminde biz de öyle yapmalıyız. Anne ve babalar çocuklarının her türlü sıkıntısını gidermek ve mutluluk içinde yaşamasını isterler. Onun için de sıkıntımız olduğu zaman ne yapacağız? Ailelerimize, ailemize, annemize veya babamıza bu durumu ileteceğiz. Peygamberimizin ailesinde de aile bireylerinin herhangi birinin sıkıntısı olduğunda peygamberimiz o sıkıntıyı ne yapardı? Gidermeye gayret ederdi. Ayrıca peygamberimizin ailesinde akrabalık ve komşuluk ilişkileri de çok önemliydi. Sosyal çevrenin en önemli üyelerinden biri akrabalardır. İslam dini akrabayı ziyaret etmeyi ve onlara yardımda bulunmayı öğütlemiştir. Peygamberimiz kendi yakınları ile eşinin yakınlarına özel ilgi gösterirdi. Yani onlarla ilgilenirdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam akrabalarına iyi davranarak güler yüz gösterir ve güzel hitaplarda bulunurdu. Bayramlarda ve özel günlerde dost ve akrabalarını ziyaret ederdi. Hazreti Muhammed komşularını ziyaret eder, komşuluk bağlarını güçlendirirdi. Peygamber ve ailesi komşularını rahatsız eden davranışlardan kesinlikle kaçınır, bir ihtiyaçları olduklarına yardımlarına koşardı. Az önce de söylemiştim. Ve hiçbir zaman onları, yani komşularını, bu üzüntülü durumlarında, sıkıntılı durumlarında yalnız bırakmamıştır. Şehit yakınları, yetimler ve yoksulları da peygamberimizin ailesi gözetirdi. İnsanın en önemli sorumluluklarından biri öksüz, yoksul ve kimsesizleri gözetmektir. Öksüzü, yetimi ve kimsesizi gözetmeyen toplumlar sağlıklı ve huzurlu olamaz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi öksüzleri, yoksulları, şehit yakınlarını gözetmiş, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmıştır. Onlara ikramda bulunmuş ve en güzel şekilde davranmış, onlarla yiyecek ve içeceklerini paylaşmıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şehit yakınlarıyla ilgilenmesi ayrıca kayda değer bir durumdur. Peygamberimizin ailesinde misafirler en güzel şekilde ağırlanırdı. Misafir ağırlamak, ona ikramda bulunmak toplumsal dayanışmanın bir gereğidir. Misafire karşı güler yüzlü ve güzel sözlü olmak, ona iyi davranmak dinimizin bir emridir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam misafirlerine karşı çok cömert davranmıştır. Bir hadis-i şerifinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun buyurmuştur.
Peygamberimizin ailesinde israftan kaçınılırdı. İsraf ne demek? Gereksiz harcamak, gereksiz savurganlık yapmak. Dinimizin yasakladığı kötü davranışlarından biri israftır. İsrafsız gereksiz harcama yapmak ve savurganlıktır. Allah Celle Celaluhu Araf suresi 31. ayetinde yiyiniz, içiniz, ancak israf etmeyiniz. Biliniz ki Allah israf edenleri sevmez buyurarak israftan kaçınmamızı emreder. Evet, bugün yine siz de görüyorsunuz, biliyorsunuz, sosyal ağlarda okuyorsunuz. Sadece dünyada sadece çocuk, 85 milyon çocuk açlık çekiyor. Açlık sevgili öğrenciler. İşte bu kadar 800 milyon insanın, 85 milyon çocuğun açlık çektiği bir ülkede savurganlık yapmak, israf yapmak akla aykırı bir davranış olarak karşımıza duruyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ailesinde her şeyi tutumlu bir şekilde kullanılmış ve ellerinden geldiğince israftan uzak durmuşlardır. İhtiyaçlarından fazla olan pek çok şeyi ihtiyacı olanlara ne yapmışlardır? Vermişlerdir. Evet, Peygamberimizin torunları Hasan ve Hazreti Hüseyin, Allah onlardan razı olsun, cennetin efendileri diye Peygamberimizin övdüğü, Peygamberimizin yetiştirdiği birer yıldız olan Hazreti Hasan ve Hüseyin'i az önce anlatmıştım. Burada da kısaca bir değinelim. Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in Hazreti kızı Fatıma'dan olan torunları ve Peygamberimizin soyunun devam ettiği torunlarıdır. Hazreti Peygamber torunlarına iyilik ve güzellik anlamlarına gelen iyilik ve güzellik Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. Yani ikisine de bu ismi veren Peygamberimiz vermiştir. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyyid denir. Yani Peygamberimizin soyu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soyundan devam etmiştir. Yani kızından devam etmiştir sevgili öğrenciler. Demek ki Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Peygamberimiz için çok önemli iki torundu. Onun için onlarla özel ilgilenmiş ve onları özel yetiştirmiştir. Peygamber Efendimizin hayatından kısa bir kesit sunduk. Allah hepimizi Peygamber Efendimizin hayatını örnek alabilmeyi nasip etsin. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili öğrenciler.